Merhabalar. Bugünkü videomda sizlere silah doldurmada dikkat edilmesi gereken hususları göstermeye çalışacağım. Öncelikle silah doluyken kasasından çıkardınız veya kılıfından çıkardınız. Öncelikle yapmanız gereken emniyette olan silahta şarjörü ölü noktaya tutarak şarjörü çıkaracaksınız. Sonra doldur kapa yapıp sürgü tutucu kilit pimini kapatarak fişek yatağını ve şarjör hazne bölgesini kontrol edeceksiniz. Eminseniz sonra sürgüyü düşürüp tetik düşürdükten sonra silahın boş ve emniyet olduğunu anlayacaksınız. Size şimdi atış poligonuna gittiğiniz zaman atış yaparken şu an silahımız yani şarjör dolu. Şu an 14 tane fişek var. Atış hedefini gösterecek şekilde namluyu tutacaksınız. Şarjörü fişek çekirdeği kapak takımı ve namluya paralel olacak şekilde şu şekilde yaparsanız dolduruş yapmaz. Dolduruş yapmaz. Ne yapacağız? Şarjörü tam kapama yapmamız lazım. Burada tık sesi geliyor değil mi? Tam kapama yaptıktan sonra silahınız şu an ne yaptı? Bakın dolduruş yapıyor. Şimdi çok dikkat etmemiz gereken bu atış esnasında şarjörde mermi bitmediği zaman veya bittiğini fark edersiniz veya dalgınlığına gelir sizin için. Ne yapacaksınız? Şarjörü çıkardıktan sonra tekrar ölü noktaya tutarak hedefe doğru şarjörü kapak takımını ne yapacaksınız? Çalıştırarak ve de şu şekilde tekrar fişek yatağını ve hazne yatağını kontrol etmemiz gerekiyor. Silah kullananlar genelde bu dalgınlıklarıyla hataya düşüyorlar. Veya atış yaptıktan sonra silahını emniyete alıyor, doldur kapa yapmadan kılıfına koyup evine gittiğinde süre geçtikten sonra silahı bir başkasıyla aynı ortamda temasla olunca arkadaşıyla silahı çıkarır çıkarmaz bazen insanlara silah doğrultanlar oluyor. Dolu silah daima şu şekilde, şu anki dolu silahın tetiği daima nedir? Boştur. Şu an emniyette olduğu için bu silahlarda tetik hareketiyle patlamıyor. Bakın evet, çünkü emniyet sistemi tetiği boş bırakıyor. Emniyet açık unutulursa silah da dolu olduğu zaman ne yapıyor? Şaka esnasında veya dalgınlıkla silah dolu olduğu zaman tetiğin veya silahın dolu olduğunu bilmediği için dalgınlıklarla tetiğe eli gidip silah ateşlemesiyle yaralamalar ve ölümlü olaylar, hadiselerle sonuçlanıyor. Evet. Ne yapıyoruz? Sürekli silahı ne yapıyoruz? Sürekli fişek yatağını ve hazne yatağını kontrol ettikten sonra tetik düşürüyoruz. Evet. Emniyeti aldıktan sonra ne yapıyoruz? Fişeklerimizi tekrar koyalım. Çok dikkat edeceksiniz. Silahı dolduruş yaparken de şarjörü taktınız. Dolduruş yaparken de şu şekilde tam kamçıla yapmanız lazım. Veya şuradan kerpeten şeklinde sürgü kapak tutucu piminden çekip tekrar bakın. Bakın. Şu şekilde dolduruşlar yapıyor. Bakın. Evet. Şimdi şu an silah dolu. Demek istediğim daima silahınızı en son emniyet ve tetik düşürme hareketine kadar ne yapacağınız? Emniyete alıp kılıfına koyup muhafaza etmiş olacaksınız. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.